Herkese merhaba, manşete hoş geldiniz. Bugün günlerden 5 Mayıs 2021, çarşamba. Çarşamba günleri Monstar'da iki yayınımız var. Önce manşet, ardından özgür düşünce. Profesör, iki profesör, iki önemli ekonomi profesörü Eser Karakaş ve İbrahim Öztürk'le. Önce manşeti izleyeceksiniz. Birkaç saat sonra da özgür düşünce ekranlarda olacak. Orada da konuşacağız, konuştuk, konuştuk. Ee günde bir belirlerken çökmüş bir devlet üzerinde duracağız özgür düşüncede. de izlersiniz e, son derece ufuk açıcı analizler var. E, tuhaf bir ülke, bir cinnet ülkesi gerek yönetenler itibariyle gerekse yönetilenler itibariyle. Eee iki tarafta kafayı yemiş durumda. Biri e, ne yapacağını bilmiyor. Yönetmeye çalışanlardan bahsediyorum Ankara. Öbür tarafta her gün farklı bir uygulamayla tabirimi mazur görün manyak olmuş durumda. Hani mermi manyağı yaparım falan gibi laflar var ya mafyada aynen o şekilde her gün tokatlanıyor. Her gün bir genelgeyle uyanıyor. Her gün bir yasakla güne başlıyor veya bir kısıtlamayla hayatını sürdürmeye çalışıyor. Tuhaf bir şey. İşte denize gireni niye denize girdin diye ceza kesiyorlar. Öbürü aynı şekilde kısıtlamalara uymadı diye bir tanesi artık dayanamamış polisin yanağından makas almış falan. Dün bir görüntü düştü İstanbul tramvayında birisi kendini tramvayın önüne atıyor ve intihar ediyor. Çok dehşet verici bir görüntüydü. Evet önüme düştü ve seyrettim. İki günde yedi intihar olmuş ki bunlar bilinenler. Bir cinnet ülkesi her iki tarafı itibariyle. Evet. Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma açıldı. Evlere şenlik evet hicvediliyor. Hicvedilmesi iyi çünkü izahı olmayanın mizahı olur. Hallerde bozulan sebze meyve çöpe dökülürken Hürriyet muhabiri işte gidiyor israfı çöpte arıyor. Hürriyet de bunu manşetine çekiyor. İşte böyle bir ülke böyle bir yönetim böyle bir basın Camide biber gazı sıkıp e, cemaati dağıtıyorlar. E, postallarıyla camiye giriyor polis. E, i̇şte Almanya'da cami baskınlarını Erdoğan nasıl eleştirmişti hatırlayın. Diyanet Başkanı da teravih dışında e, namaz için camiler açık diyor. Yani tuhaflıklar. İçki satış yasağı derken, içki satış yasağı konuşulurken her gün marketlere yeni tedbirler alınıyor. İşte söyledim ya yani bir yandan insanlar halde satamadıkları sebzeyi ve meyveyi çöpe atarken öbür tarafta bunu gören İçişleri Bakanlığı genelge üstüne genelge yayınlıyor ve işte pazarları açmaya çalışıyor falan. Tuhaf. Enflasyon açıklandı üretici fiyatları tüketicinin iki katını geçmiş. Bir de işin böyle bir tarafı var bu ileride bu işin tüketiciye de yansı yansıyacağı manasına geliyor polis devleti, toplumsal olaylarda görüntü alma yasağı vesaire çok fena bir ülke. Piyasada çeklerin yüzde otuzu dönmüyormuş ki daha evvel yüzde bir iki seviyesindeyken bu rakam. Evet, gemi battı veya gemi yan yattı diyorlar ama e, çok oldu batalı ve dibe doğru hızla yol alıyor. E, böylesi daha doğru. Devlet her alanda çökmüş durumda. Sefalet, açlık, intihar dalgaları Peşi peşine geliyor. Evet. Bir cinnet hali. E, Gemiye önce fareler terk eder başlıklı e, manşetimizde. Bugün enteresan bir yazıyı e, konu edeceğiz. E, Femi Koru paylaşmış. Dün 4 Mayıs tarihli yazısı. E, kendi blogunda. Siyasete ve AK Parti'ye yakın dostlar neden endişeli? endişeleri yerinde olabilir diyor. Ve yazının sonunda AKP'nin oy, oylarını kaybetmesi vesaire eee bundan bahsettikten sonra bunun nedenleri üzerinde duruyor ve çeneler çalışır muhalefete ve medyaya malzeme çıkar. E, başlığı ara başlığı altında son bölümde çok enteresan kulis bilgileri paylaşıyor. Tabii bunu kendi yazar üslubu içerisinde paylaşıyor ama dikkatli gözler e, neyi niye paylaştığını anlayabilir. Çünkü Fehmi Koru o camiayı bilebilen, o camiada e, kontakları olan bir isim. Gidişten rahatsızlık duyanlar artar ve özellikle iktidara yakınlıkları bilinen kişiler kendilerinin farklı olduklarını gösterme çabasına girerler. Yani artık e, fareler gemiyi terk etmeye başladı. İktidar çok fena işler yapıyor, ben onlardan farklıyım demeye başlayanlara dikkat edin. Dost meclislerinde iç dökmeler başlar, başlamış. Fark edilen vahim yanlışlıklar paylaşılır, paylaşılmaya başlanmış. Bir süre sonra paylaşılan olaylar muhalefete malzeme gazeteler ve televizyonlarda haber olur. Yani şu son dönemde çıkan olaylar mesela e, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bir dezenfektan şirketi kurduğunun ve o dezenfektan şirketinin kendi bakanlığına dezenfektan sattığının ortaya çıkması gibi. Sadece bu değil, Ruhsar Pekcan o şirketi bakan olduktan sonra kurmuş. Sadece bu değil, sadece kendi bakanlığına değil, Türk Hava Yolları ve İhracatçılar Meclisi'ne de satmış. Mesela bu bir sızmadır. Tamam mı? Yani bunu iktidara yakın insanlar bilebilir. Ve sızdırırlar. Evet. Çok enteresan bir bilgi veriyor. Asıl gemileri fareler, e, önce fareler terk eder başlığı atmamızın e, nedeni şu paragraf. Evet. Şu işaretlediğim paragraf. Tam görebiliyor musunuz? Heh, şimdi daha iyi görüyorsunuz. Diyor ki, Geçmişte bürokrasinin değişik kademelerinde yer alan nice devlet görevlisi sonlara doğru içinde belgelerin yer aldığı dosyalarla gazete bürolarına uğradıklarına veya yazar evlerine gittiklerine şahsen tanık oldum. Şimdi de böyle oluyor diyor. Esasen. Kastetti o. Devlet görevlileri sonlara doğru AKP'nin sonu yaklaştığı, sonu geliyor artık diyor belge kaçırıyorlar belge toparlıyorlar ve bu dosyalarla gazete bürolarına uğruyorlar yazar evlerine gidiyorlar Kendilerine yasa dışı talimatlar verilen ve sorumlu oldukları alanda yanlışlıklar yapıldığını gören bürokratlar yani yasa dışı emirleri uygulamak zorunda kalan bürokratlar için Amerika'da bunların açıklanmasını sağladıklarında kendilerini koruyacak yasalar vardır Yani itiraf et belgeleri bizimle paylaş bildiğin bilgileri bizimle paylaş ve sana suç indir, ceza mi yapalım. Bizde böyle bir yasa yok ama yasa varmış gibi davranan bürokrat her zaman çıkar. Yani çok enteresan böyle usturuplu laflarla e, AKP bürokratlarının veya AKP paydaşlarının e, belge bilgi topladıklarını, içerden içeriden e, haber sızdırdıklarını, Rusar Pekcan olayı gibi daha başka pek çok olay da olabilir. Yani ...bazı konular emin olun ancak şeyle bilinir, bir sızma olmadan bunun haber alınması, öğrenilmesi, bilinmesi çok zordur. Ancak saraya yakın veya sarayın içinden veya orada kontakları olan insanlardan öğrenebilirsiniz. Önünüze düşen haberleri biraz da bununla didiklerseniz çok daha enteresan noktalara ulaşabilirsiniz. Bir enteresan tweet var biraz nefes alalım. E, Günel Çantak paylaşmış. Erdoğan'ın e, son iftar sofralarını sofrasını gördünüz mü? Geçenlerde e, yer sofrasında iftar açtığı için bayağı konuşulmuştu. Şimdi köy yerinde masada iftar açtı. Tabi e, bu gariplik dikkatimden kaçmadı ama asıl garip olan iki şey daha var diyor Günel Çantak. E, Erdoğan'ın iftar sofralarını e, karşılaştırmış. Ee, ve enteresan e, bir e, analiz yapmış. Diyor ki ilki köy evindeki sandalyelerin benzerliği. İşte sandalyeleri görüyorsunuz. Hepsi aynı. Esasen Cumhurbaşkanlığı sandalyeleri. Ee, Erdoğan'ın katıldığı birçok etkinlik ve iftarda birebir aynı sandalyeler var. Sanırım bu iş için Küliye'nin çalıştığı bir catering şirketi var. Bu catering şirketi yer sofrası eleştirilince masa kurma kararı almış ama yer yanlış. Yani Erdoğan gittiği yerin sandalyesine dahi oturmuyor. <laughs> Kastettiği bu. Sandalyesini de peşinden götürüyor. Diğeri de menü. E, i̇ktidarın iftarlığı hiç, e, Erdoğan'ın iftarlığı hiç değişmiyor. Hurma, zeytin, sarma, dolma ve ek olarak mutlaka şerbet. Her iftar fotoğrafında bu dörtlü var. Velhasıl Ketring'e söyleyin bu da olmadı. Erdoğan o ailelerin sofrasına konuk olamıyor. Kendi menüsünü götürüyor. Hatırlayın birkaç hafta evvel konuşmuştuk bu konuyu. Erdoğan son 10 senedir ben en son 2010 referandum turunda Erdoğan'ın bir yurt gezisine tanıklık etmiştim. Çevresindeki güvenlik çemberi ve yediği içtiği hakkında epey bir bilgi sahibiyim. Şunu söyleyeyim. En az son 10 senedir Erdoğan dışarıdan, hariçten ikram edilen bir bardak suyu dahi içmiyor. Hepsini kendisi götürüyor. Yurt dışı dahil. Aşçısını götürüyor yurt dışında bir lider onun onuruna yemek verdiğinde falan bile onun önüne gelen yemek ciddi bir yani zehirlenirim suyu kaçta uğrarım işte kendine göre belki perhizi var bilmiyoruz. Ama oraya bile elemanlarını ekiplerini götürüyor dediğim gibi içtiği bir bardak su bir bardak çayı bile hariçten alan biri değil Erdoğan ki Böyle çat kapı bir iftar sofrasına konuk olacak da o sofrada oturacak da ev han o hanımın o evin hanımının yaptığı yemeği yiyecek. <laughs> ...millette inanıyor... ...bu arada külliyeden yetkili birileri... birileri e, ...burayı okuyorsa lütfen şekerli şeyler... ...yedirip içirmeyin reise... ...sonra sinirleri bir hopluyor düşüyor... ...bazen olan bize oluyor demiş... ...evet güzel bir toparlama yapmış... ...bu olay böyledir... E, ...bir kere daha söyleyeyim... E, ...Erdoğan e, muazzam bir paranoya içerisinde... ...ölümden korkuyor... ...öldürülmekten korkuyor... E, ...birilerinin kendine kötülük yapacağından korkuyor... ...dolayısıyla... ...son 10 senedir en az muazzam bir koruma çemberiyle dolaşıyor. Gideceği yerler önceden bir ekip giderek veya ekipler giderek böcek taraması yapıyor, güvenlik taraması yapıyor. İşte efendim Erdoğan'ın geçeceği yollar, yapacağı hareketler, nerelerde bulunacağı hepsi falan ciddi ediliyor falan falan. Böyle bir paranoya içerisinde. Dolayısıyla dediğim gibi hariçten bir bardak çay içmesi, hariçten bir simit yemesi, hariçten bir sofraya konuk olup da orada ikram edilen şeyi yemesi, içmesi söz konusu değil. Kendi aşçısıyla, kendi elemanlarıyla gidiyor ve tamamen kendi ekibinin e, hazırladığı, güvendiği insanların elinden bir şey yiyor, içiyor. Bakın başkasının sandalyesine dahi oturmuyor ya. <laughs> Daha ne diyeyim yani. Daha ne diyeyim yani. Sonra da diyorlar ki işte ah Erdoğan çat kapı geldi de bizi çok sevindirdi falan filan. Erdoğan hiçbir yere çat kapı gidemez. Evet. Bir de bu. Son bir iki böyle e, kupür göstereyim e, ve onunla da yavaş yavaş manşeti toparlayalım. Turkey Unlimited yani sınırsız Türkiye bir tatil e, şeyi, e, afişi bu. Birkaç sene evvel yayınlamış. Türkiye'nin plajlarını işte efendim e, bu e, gösteren falan bir turizm afişi. Ve bu e, biraz değiştirilerek dolaşıma sokuldu son dönemde. Hani Türklerin e, denize giren bir vatandaşa ceza kesilmesinin ardından... Evet Türkiye sınırsız fakat e, aynı zamanda e, şu anda e, Türklerin e, Türkler yok Türklerin olmadığı e, plajlarda e, rahatlıkla tatilinizi yapabilirsiniz vesaire diyor. E, merak etmeyin milyonlarca Türk evde e, ve siz rahatlıkla tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz diyor. Artık insanlar böyle eğlenceli kapaklar yapmaya başladılar. Bu son genelge bilemiyorum arada başka genelge var mı ama şu oldu. Ee, İçişleri Bakanı, Bakanlığı ve İçişleri İçişleri Bakanlığı başbakanlığa döndü Türkiye'de ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adeta son bir haftadır, 10 gündür ülkeyi e, başbakan gibi idare ediyor veya edemiyor. <laughs> yani oyalamaya çalışıyor. Başka da bir şey yok. Her gün bir genelgeyle, belki günde iki genelgeyle durumu toparlamaya çalışıyor bir İçişleri Bakanlığı genelgeleri ülkesi oldu. Türkiye daha evvel resmi gazeteye düşen saray kararnameleri konuşulurdu ama şimdi artık İçişleri Bakanlığı genelgeleri konuşuluyor. Soylu'nun at oynattığı bir dönem. Bir yanda işte bu genelgelerle insanları yönetmeye çalışıyor ama eline yüzüne bulaştırıyor. Öbür taraftan da gerek camide biber gazı işte gerek İkizdere'de taş ocağına karşı çıkan yöre halkına da şiddet gerekse de işte en son 1 Mayıs'ta yaşanan polis şiddeti gibi şiddetle de kendini hissettiriyor. O arada tuhaf ama Cumhurbaşkanlığı adayları arasında onun da ismi geçiyor ve onu da soruyorlar insanlara. Böyle de bir işin tarafı var. Mesela işte paylaşmış biri şampanyanın yasak olmadığı açıklandı artık. Yani insanlar izahı olmayan şeyin mizahıyla meşguller yani. Ama mizah olmayan bir şey varsa o da bu. Beni çok etkiledi bu fotoğraf. Antalya Kumluca Belediyesi'nde çöpe atılmış biberler efendim. Biraz daha yaklaştırayım görün. Antalya Kumluca çöpteki biberleri görüyorsunuz. Yeşil sivri biberler. Bir yanda insanlar sebzeyi meyveyi böyle çöpe atarken bir yanda da insanlar ekmek aş bulamıyor. Devlet bu aşla bu ekmekle bu gıdayla ihtiyaç sahiplerini buluşturan mekanizmadır. Eğer buluşturamıyorsa devlet yoktur. Meşhur görüntü bin kere gördünüz bir kere de ben ekrana getireyim. Elleri arkası, arkada türbe ziyareti yaptı diye Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldı. Hulki Cevizoğlu gibi sersemler bunu kendi yaptırmış olabilir falan diyor ama hiç oralara takılmayın. E, ...tuhaf, iktidarın gerçekten kafayı yediğinin e, işareti. Aynı zamanda sadece elleri arkadan bağlı türbe ziyareti yaptığı için değil... ...HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ettiği için de e, soruşturma açılmış. E, bu soruşturmanın mantıksızlığı üzerinde durmayacağım ama sosyal ağlar çok e, güzel bir şekilde bunu hicvetmişler. Onunla ilgili birkaç örnek getireceğim ki Vedat Demir de çok güzel paylaşmış. E, tımarhanede olması gereken şahıslar Türkiye'yi yönetiyor ve ülke üzerinde her türlü fantazilerini deniyor. Çaresizce seyrediyoruz. Evet. Ama birileri çok güzel Ekrem İmamoğlu e, fotoğrafları eşliğinde dalgasını geçmiş. Meta, mesela biri demiş ki sıra beklerken kaynak yapmayı düşünen Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. Ekrem İmamoğlu tuvaletten çıktıktan sonra elini yıkamadan vatandaşa koklattı. İmamoğlu çocuk işçi çalıştırdığı için hakkında soruşturma başlatıldı. Kendine sarılmak isteyen türbanlı vatandaşı ittirip yüzünü ekşiten Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma. Cumhurbaşkanlığı forsu önünde fotoğraf çektirip seçmene mesaj verdiği için İmamoğlu'na soruşturma açıldı diyor. Fikri Sağlar paylaşmış. Parmağıyla işaret edip İstanbul kart basmadı diyerek beni toplum içinde rencide eden İmamoğlu hakkında soruşturma açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ısınmadan spor yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. 20'li yaşlar challenge yapmayan İmamoğlu hakkında soruşturma açıldı. Aile kahvaltısında küs oturan İmamoğlu'na geleneksel Türk aile yapısına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı bakın böyle burada. <laughs> Ramazan ayında oruç tutmadığı için gizli gizli su içen İmamoğlu'na soruşturma açıldı. İmamoğlu domates festivalinde domatesleri avucuna aldığı için hakkında soruşturma açıldı. Minareyi eliyle kapatma gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldı. Köpeğin mamasını çalan İmamoğlu'na soruşturma açıldı. HGS'siz köprüden geçiş yapan, yapan İmamoğlu'na bakanlık tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma açılmaz ama HGS'siz geçiş yaparsanız cezayı yersiniz. <laughs> Ve son, dua ederken ellerini açmak yerine birleştiren Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı. Evet, izahı olmayanın mizahı olur. Böyle yüzlercesi var. Bakın, böyle, yap, böyle, böyle bir tepki vermek gerekir. Böyle bir mantıksızlığa ben de böyle 10-15 tanesini ekranlara getirdim. Kapatmadan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Mısırla ilişkileri böyle deklare ettiği, Mısırla yeniden kurulan ilişkileri böyle deklare ettiği bir basın notuyla, basın açıklamasıyla sizi karşılaştırayım. Ee, ve buna bir Can Dündar yorum var ona da bakacağım. Ee, Dışişleri Bakanları işte Ramazanlaşmışlar, bayramlaşmışlar neyse o arada bakan yardımcıları düzeyinde de e, temaslar sürüyormuş. Ee, Can Dündar diyor ki Mısırlı bir arkadaşım dün dedi ki Sisi Erdoğan'ı dize getirdim propagandasıyla kampanya yapıyor. E hakkıdır dize getirdi mi? Getirdi. Evet Rabia'yı unuttuk. Evet Rabia'yı unuttuk. Yani o kadar... E, sıkışmış durumdalar ki e, her şeyi yaparlar. Hiçbir kutsalları yok. Baştan beri söylüyorum. Yıllardır söylüyorum. Hiçbir kutsalları yok. Hiçbir kutsalları, hiçbir inançları yok. Hiçbir değerleri yok. Pragmatizmin, makyavelizmin yeniden 2021 Türkiye versiyonlu yazarlar yani. O arada camide biber gazı olayı ile ilgili olarak camide itikaf yapmak isteyen gerici Furkan Vakfı diye yazan bir gün gazetesini bir kere daha kınıyorum. Ohanes Kılıç daha güzel bir e, yorum yazmış üzerine gerici mi? E, tamam o zaman. Yalnız bundan sonra terör sevicilere gazlı müdahale dediğinde akite kızmak yok. Evet. O arada bir e, karşılaştırma yapılmış bir güzel video. onun Onu da e, ekrana böyle getireyim. Otelde parti serbest. Camide itikaf işte yasak, biber gazı sıkan polisler, ayakkabılarıyla camiye ibadethaneye giren polisler ve işte yaka paça insanları gözaltına almaya çalışan polisler. Tuhaf bir şey. Fakat şu olmuş, Gaziantep Emniyet Müdürü istifa etmiş ya da görevden affını istemiş moda tabirle. Ee, ve işte bunu kendini bilmez birkaç kişinin e, marifeti olarak falan şey yapıyor e, kişileri uyardık ettik falan filan diye bir çarşaf gibi bir açıklama yayınlamış e, ne yaparsa yapsın e, o da işte kendi 15 dakikasını yaşadı ve gitti umurumda bile değil e, bugüne kadar ne yapıyormuş ki ayrı bir konu e, umurumda bile değil fakat e, AKP'yi bu tür şeyler e, çok vuruyor ve yaralıyor e, biraz evvel Konu'nun yazısından da hareketle şunu söyleyeyim. Ee, ...çok ciddi oyları erimeye başladı. 27'lerde falan, %27'lerde falan gösteriliyor. Ha Bana sorarsanız hala %27 ona nasıl oy veriyor... ...onu anlayabilmem mümkün değil ama orada göz, göz, görünüyor oy oranı. Ee, Erdoğan'ın... E, ...kongre hamlesiyle, lebalep dolu kongreler hamlesiyle falan... ...bu durumu tersine çevirmeye çalıştığı falan gibi de kulisler var. Bilemiyorum ha, ama er, erimeyi durduramadıkları kesin. Erimeyi durduramadıkları gibi... Cami basmak gibi, cemaate biber gazı sıkmak gibi, postallarıyla işte camiye giren polisler gibi olaylarla da fena halde itici oluyorlar ve kendi bacaklarına sıkıyorlar veya birileri AKP'nin bacağına sıkıyor. Bilemeyiz hangisi. Evet. Bir diğer görüntü de şu, bu da çok çarpıcı bana göre haftanın görüntülerinden biri. Burası Türkiye sınırı ve Türkiye sınırında sınırına koşarak işte atlarla katırlarla falan geçmeye çalışanlar doğudan gelen İran'dan gelen Türkiye sınırından Doğu Anadolu'ya doğru işte artık neresi orası Van mı Ağrı mı bilemiyorum Hakkari mi geçmeye çalışan Afgan, Pakistan ve Bangladeş kökenli mülteciler, göçmenler ne derseniz kaçaklar Evet, böyle koşarak sınırı geçiyorlar veya geçmeye çalışıyorlar. Akıbetlerini bilmiyorum. Geçmişlerse birkaç yüz daha Afgan, Pakistanlı ve Bangladeşli mülteci hayırlı uğurlu olsun. Evet, birkaç yüz daha Böylelikle manşeti noktalıyoruz. Başta söyledim bir kere daha tekrar edeyim. Manşetin ardından Özgür Düşünce bugün yayında olacak. Profesör Doktor Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le haftanın ekonomi ağırlıklı analizini yapacağız ama siyasi konuları da konuşacağız. Çökmüş bir devlet konulu Özgür Düşünce manşetten birkaç saat sonra yayında olacak. Hoşçakalın.